Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandan beri kümesimi çekemiyordum. Merak ediyordunuz. Kısmet bugüneymiş. Ama size ben başka bir durumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç video önce bir hasta kuşumuz vardı. Şu sabunimiz, tek gözü kör kalan var ya. Hani ölecekti. Tedavi ederek kurtarmıştık. Şuradan bir kaldırayım. Görün arkadaşlar. Gel buraya gel. Maşallah şu anda durumu çok iyi. Yumurtluyor, eşi de var. Ondan sonra arkadaşlar, bu kuştan sonra benim birkaç kuşum daha hastalandı. Bir tanesi şu Sabuni. Bu çabuk toparladı kendini. Hemen aynı tedaviyi ona da uyguladım. Hatta şimdi göstereyim size. Bunu da kuyruklarına makasladım arkadaşlar. Kuş leş gibiydi, pisti. Yavaş yavaş kendini toparlıyor. Gel bakayım aşkım, gel. Dur aşkım, kaçma. Bu hayvan yürüyemiyordu arkadaşlar. Aynı diğeri gibiydi ama şu anda toparladı kendini. Mahmutsuz'a bak, yakalanmıyor ya. Gel buraya. Hah. Toparladı arkadaşlar kendini. Şöyle koyayım. Siz de görün. Oo, kuşlarıma bak. Hah, hep oraya kondu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu Sabuni toparladı. Ciddi hastaydı. Yavaş yavaş. Mavi de eşi biliyorsunuz. Bak bakayım aşkım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kuş cin gibi maşallah. Bir kuşum daha vardı hasta. Lan kuşların da hepsi oraya gitti ya. Neyse, bir kuşum daha vardı hasta. Hatta bu kuşla bir aynı gün hastalanmışlar. Yani birkaç gün aralarında vardı. Bunu iyileştirdik ama diğer kuşum ciddi rahatsızlanmış. Onunla hala uğraşıyorum. İlk hasta olduğu günü gösteremeyeceğim size çünkü çekmedim. Ama şu anki halini göstereyim. Bu toparlamış hali arkadaşlar. Bir göstereyim de görün. Bu benim dönen beyazım. Bu gökyüzünde pul olan o güzel beyazım. Kuşu görüyor musunuz arkadaşlar? Hop, yavaş düştü. Cık. Atma kendini yerlere ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kuş uçamıyor. Dur sakin. Dışkısı da böyle arkadaşlar. Gördünüz mü dışkıyı? Gel buraya gel. Gitmek yok bir yere. Dur, kaçma. Arkadaşlar kuş bu. Bu en iyi hali diyeyim size. Yani berbat durumdaydı arkadaşlar. Zaten kuruma da, yani çok zayıf. Ama yem yemiyor, su içemiyordu. Öldü, ölecekti. Verdiğim ilaçlarla toparlamaya başladı. Hazır toparlamaya başlamışken ben de size çekeyim istedim. Çünkü şu anki durumda ciddi bir durum yani. Bakın arkadaşlar. Kuş kıpırdayamıyor yani. Uçmayla alakalı hiçbir fonksiyonu yok. Ama Allah izin verirse toparlayacak. Onu da nereden biliyorum arkadaşlar? Gel. Gel. Şu kuşlarım da gelsinler bir. Gel. Ha. Hepsi geliyor. Gel. Bakın arkadaşlar. Allah'ımıza bin şükür. Yemimizi atalım şöyle bir. Kuşumuz artık yem yemeye başladı. Yürüyor. Yani çabalıyor bir şeyler için. Bakın. Bu ilk hastalandığı gün. Yani önüne bunun en lezzetli yemeği koysanız, en kaliteli yemek koysanız yiyecek durumda değildi. Çok berbat durumda arkadaşlar. Çok perişandı. Şimdi toparlıyor. Dışkısı düzeldi. Düzelecek. Yani bazen böyle cıvık yapıyor ama bazen de güzel yapıyor dışkılarını. Ama çok zayıf. Çok dirençsiz. Kanat çırpacak hali yok. Ama toparlayacak Allah izin verirse. Çünkü yemini artık yiyor, suyunu içiyor. Arkadaşlar kuşumuz beyaz, kuyruğu kesik bir kuş biliyorsunuz. Ben inanın diye, yani bu kuş Allah izin verirse düzeldiğinde tekrar göstermek için bir işaretini göstereceğim. Arkadaşlar kuşun şu arka kısmında siyah bir tüy var gördüğünüz gibi. Hatta bir yakından bakalım. Gel bakayım buraya. Kaçamıyor bile ya. Okuyamam sana ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane siyah tüy var. Bu doğuşundan beridir üzerinde. Karalardan gelme zaten. Allah izin verirse dediğim gibi kuş düzeldiğinde size sağlıklı halini göstereceğim. O tüy gene üstünde olacak inşallah. Arkadaşlar bu bizim üçüncü kuşumuz. Yani bir tane sabunimiz vardı. Gözü kör. Hemen gösteriyorum. Bilenler bilir zaten. Kuş bildiğiniz dirildi ya. Allah'ın izniyle dirildi. Gel bakayım buraya. Tek gözü kör. Heh. İlk kuşumuz bu arkadaşlar.
ciddi kötü durumdaydı. Bilenler bilir. Şimdi maşallahı var. Aferin benim kızıma. Bir tane dolapçı ile eş aldı. Ben de bozmadım. Bakayım dedim yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu diye. Yumurtluyor kuş. Sağlıklı artık. Bir o kuşumuz var arkadaşlar. Ölümden döndürdüğümüz. Bir tane burada sabunimiz var. Bunun da durumu ciddi kötüydü. Ama toparladı. Aynı o beyaz gibiydi arkadaşlar. Bu da uçamıyordu. Hatta bırakın uçmayı, şuradan kümesin içine giremiyordu. Toparladı. Bu da maşallahı var artık. Kendine geldi. Bir tek şu beyazımız kaldı. Ben arkadaşlar ilacın ismini paylaşmadım. Bu üçüncü kuşumuz, Allah izin verir de bu ilaçla bu kuşumuzu da düzeltirsek, ben ilacın ismini videonun altına, bu video değil de bundan sonraki videolarda, kuş iyileştikten sonraki videolarda ilacın ismini paylaşacağım. Çünkü hani Allah'ın hakkı üç derler. Birinci kuşumuzu iyileştirdik. İkinci kuşumuzu iyileştirdik. Bunun size videosunu paylaşamadım. Bu çünkü ciddi hastaydı. Birkaç güne toparladı kendini tekrar. Ama bu bir türlü çıkamadı hastalıktan. Bu biraz daha ağır hastaymış. Bu üçüncü kuşumuz da iyileşirse ilacın hakikaten işe yaradığını anlamış olacağız. O zaman sizinle paylaşacağım ilacın ismini. Çünkü hala her şeyin garantisi yok. Belki bende işe yarayan ilaç sizde işe yaramayabilir. Belki benim kuşumu ayağa kaldıran ilaç sizin kuşunuzu öldürebilir. İşte bunların hepsi deneme yanılma yoluyla oluyor. Mecburen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü veteriner hekimden onaylı, Tarım ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı güvercin ilaçları Türkiye'de yok. Biz de insan ilaçlarıyla kuşlarımızı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunu paylaşmak isterim sizinle. Nerede kuşumuz bizim? Burada. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kuş çabalıyor arkadaşlar. Güvercin besleyenler bilir. Hasta kuş iştahsız olur. Çok halsiz olur. Evet, bu kuşumuz da halsiz ama iştahlı. Yani yem yemek için uğraşıyor. Bu da düzelmeye doğru gittiğinin anlamıdır. Ha, benim kuşlarım da kalktılar. Bir karabaşım, bir çaparım. Hadi bakayım çocuklar, az uçun. Hazır kalkmışken onları da bir çekeyim arkadaşlar. Çaparımız çünkü güzel dönen bir kuş. Eğer yakalarsak size izlettiririm ama eşiyle beraber kalktı. Eşiyle kalktığı için çat çat yapıyor. Belki kuyruk üstünde bile oturabilir. Yok, uçmadılar. Dişisiyle beraber kalktığı için şey yapıyor arkadaşlar. Keyif yapıyor şu anda. Konarlar şimdi zaten. Keyif uçuşu bu. Normal uçuş değil. Sürekli böyle bir süzülmeler. Bakın. Erkeğe bakın arkadaşlar. Dişiyi gördükçe böyle çat 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 yapıyor. Normalde bu kelebek. Mardin değil ama. Maşallah kuşlarıma benim. Güzel uçuyorlar, güzel. Yok. Neyse. Allah'ımıza bin şükür kuşlarımızda hiç sorun yok. Çok sağlıklılar, güldür güldür ötüyorlar. İşte bir tek şu beyazımız hariç. Ama bu sene şükürler olsun hiç kayıp vermedim. Hastalık geldi gitti, geldi gitti. Hep böyle yokladı. Ama kurtardık kuşlarımızı, fire vermedik. Kümesimizi de göstereyim. Bu arada arkadaşlar, bu kör sabunun eşi şuradaki dolapçı. Bunu biliyorsunuz, ben Kuşçular Kelebekçiler'den almıştım. Kuşçular Kelebekçiler YouTube kanalının sahibinden almıştım hediye olarak. Bununla eş aldılar. Ben de bozmadım eşlerini. Buna kanat verdim. Kanadı gelsin uçuracağım. Hazır eşi de var işte şu anda. Kaçma meyilini de minimuma indirmiş olduk. Uçuracağım, izleyeceğim. Eğer hakikaten güzel dönen bir kuşsa o zaman güzel bir eş bakacağım. Şu anda buna eş bakmanın manası yok. Çünkü kuşun akıbetini bilmiyoruz. Dönüş akıbetini bilmiyoruz. Kümesimizi zaten biliyorsunuz. Burada bir yavrumuz var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Karabaşlardan çıkma bir çapar. İki karabaştan çıkan yavru bu. Şuraya koysam gözükür mü acaba? Dur aşkım, dur. Heh. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çapar yavrumuz. Bu tarafı biraz kapalı. Şurası daha açık. Şöyle döndürürsem. Dur aşkım, dur, korkma. Heh. Burası daha açık gördüğünüz gibi. Bakalım büyüyünce adam olacak mı? Güzel bir
şekleşme hale girecek mi göreceğiz. Tabii yaşarsa. Allah izin verir de yaşarsa. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Lan oğlum niye kaçıyorsunuz hemen ya beni görünce? Neyse. Dediğim gibi videomuz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi kuşumuz burada. Allah izin verirse bizim de çabalarımızla kuşumuzu iyileştireceğiz. Ben istiyorum ki birkaç video sonra bunun iyileşmiş halini sizinle paylaşayım. Artık videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.